Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da yaptığı konuşmada CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya sahip çıktı. Erdoğan'ın bu tavrı geçmişte Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği sert sözleri akıllara getirdi. Cumhurbaşkanının hedefinde CHP vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez sahip çıktı. Haysiyet fukarası, hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, bir zavallı, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun sesinin bile yanına yaklaşamaz. Erdoğan geçmişte ise birçok defa Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu kez Kılıçdaroğlu'na yönelik farklı tavrı dikkati çekti. Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtında meclise taşıdığı uyanıklar oldu. Deprem bölgesi Adıyaman'daydı Erdoğan. CHP'nin kendi içinde kavga halinde olduğunu savundu. Karanlık pazarlıklar içinde olmakla suçladı. Kendi işlerinde saç saça baş başa kavga halindeler. Bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara evet ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle İlişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz? Daha önceki gün çağlayan adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz? Efendim işte o açıklamalarda nereden nereye gelindi değil mi? Eskiden eleştirilirdi. Bay Kemal olarak söylerdi eleştirilerine başlarken ama şimdi artık savunmaya geçildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karaya girme azmi siyasette de moda haline geldi. Hatta bültenin ilk başında da anlattık. Trajikomik mi? Komik mi? Siz karar verin dedik. Yer kavgasında adres Şanlıurfa oldu. Aday tanıtım toplantısında AK Partili adaylar MHP Harran İlçe Başkanı Halit Özyavuz'u sıranın sonuna aldı. İteledi hatta ve Özyavuz da sendeledi. Eli de tutulmadı. Halit Özyavuz da şaşkınlığını gizleyemedi. Yeni eti, geri, Önce aralarına girmek istedi sonra elini uzattı ama ne araya alındı ne de elini tutan oldu. Şanlıurfa aday tanıtımında yer kapma yarışı küslük getirdi, eller boş kaldı. Mahmut Özyavuz. AKP'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Erdoğan Harran belediye başkan adayı olarak Mahmut Özyavuz'un ismini açıkladı. Platforma AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, yeniden aday gösterilen Mahmut Özyavuz ve MHP Harran İlçe Başkanı Halit Özyavuz çıktı. Ancak AKP'liler MHP Harran ilçe başkanı Halit Özyavuz aralarını almadı. <laughs> MHP'li Özyavuz aralarına girmek istese de AKP'liler buna izin vermedi. Selamlama sırasında da MHP'li Özyavuz elini uzattığı tutan olmadı. Boşta kalan elini birkaç kez havaya kaldırarak selamlamaya çalıştı. Harran'da adalik yarışında AKP ile MHP arasında husumet oluştu. O gerginlik sahneye taşındı. <laughs> Şanlıurfa'daki yer kavgası ilk değil. Erdoğan Şanlıurfa'da depreme ilişkin açıklama yapacağı sırada Nebati yerini beğenmedi. Kürsünün yanına geçmek istedi. Ancak orada Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan vardı. Nebati daha sonra sol tarafa yöneldi. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın önünden hızlıca geçip en öne ulaştı. Protokol mücadelesi konuşma sırasında Erdoğan'ın dikkatini de dağıttı ve Hulki Cevizoğlu. Yeni polis memurlarının göreve başlama töreninde Erdoğan'la aynı kareye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Ancak Cevizoğlu tüm uğraşlarına rağmen fotoğraf çekiminde Erdoğan'ın yanında yer alamadı, yere çöktü. Bu görüntüler ise 2019'daki NİDE mitinginden yine bir aday tanıtım toplantısı. Belediye başkan adayı Kemal Beşer arka sırada kaldı. Öne geçemeyince Erdoğan kolunu kaldırdığı sırada kafasını hemen ön sıraya uzattı. Erdoğan kolunun altında sadece bir kafa gördü. Hem kızdı hem şaşırdı.